Merhabalar, ben Fatih Akalan. TR724 ekranlarında günün öne çıkan başlıklarını konuşmak için karşınızdayız. Hafta içi her salı olduğu gibi. Açıkçası bütün dünyanın gündemi Afganistan ve Afganistan'da olup bitenler. Elbette ki bunun iç politikaya yansımaları var. Bugün Türkiye'de yaşanan tartışmalar var. Afganistan'da yaşananlara Türkiye nasıl bir tavır almalı? Türk askeri orada olmalı mı, olmamalı mı? Ya da Afganistan'la yakın ve iyi ilişkiler kurma çabası içerisinde olan hükümete yönelik tepkiler var. Çünkü orada bir artık Afganistan değil bir Taliban gerçeği var. Taliban'la ne kadar iyi ilişki kurulabilir, oradaki insan hakları ihlalleri vesaire. Herkes bu konuyu konuşuyor ama şurası bir gerçek. Taliban 10 günde koca Afganistan'ı ele geçirdi. Aslında belki de cevabı en çok aranan, merak edilen soru bu. Nasıl olabiliyor? 20 yıl boyunca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın 10 milyarlarca dolar para harcadığı, insan gücü olarak oraya insan gönderip işte polisi askeri yetiştirmeye çalıştığı bir ülkede nasıl olabildi de 10 günde Taliban kontrolü sağladı? Çünkü bu sorunun cevabı kuvvetle muhtemel bundan sonraki yol haritasına ilişkinde bize çok şey söyleyecek. Yani Taliban'ın Afganistan'ı tamamen kontrol altına almasıyla beraber yeniden bir savaş mı çıkacak? Batı orada Taliban'ı bir önceki olaylarda olduğu gibi çıkarmak için Taliban'ı Afganistan'dan ya da işte şehir merkezlerinden kontrolü yeniden geri almak için yeni bir savaş mı başlatacak? Bu soruların cevapları neden Afganistan'ın bu kadar kolay düştüğüyle de bağlantılı. Ama şu bir gerçek, bir çok çarpıcı bir fotoğraf var. BBC Türkçe'nin bugün sayfalarında paylaştığı. Şöyle ki 9 Temmuz'da mesela haritayı görüyorsunuz. Orada hangi bölgelerde kimlerin olduğunu gösteriyor. Tartışmalı bölgeler 167 noktaymış. Hükümet kontrolünde 141 nokta var. Taliban'ın 90 noktayı kontrol ettiği bir harita var. Fakat sadece bir hafta sonra, aslında 10 gün bile değil. 9 Temmuz, 16 Ağustos. 16 Ağustos'a gelindiğinde sadece 7 tartışmalı bölge var ki bunların içerisinde Kabil yok. Hani Afganistan için çok hayati noktalar diyebileceğimiz yerler yok. Cumhurbaşkanı kaçtı, ordu ülkeyi terk etti. Bugün internete düşen görüntüler var. Pilotlar askeri helikopterlerle beraber komşu ülkelere sığınıyorlar vesaire. Böylesi bir fotoğraf var ve bu hem bir korkuya yol açıyor hem de en azından ben böyle düşünüyorum. Taliban'la başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın bir anlaşma yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Bu benim kendi yorumum. Çünkü bugün mesela hala internette izlediğimiz, sosyal medyada da izlediğimiz şu havalimanından uçakların kalkması meselesi var. Yani bütün ülkeyi kontrol etmiş olan Taliban havalimanından uçakların kalkmasına şu ana kadar en azından müdahale etmedi. Bunu görüyoruz. Ülkeyi terk etmek isteyenler bir şekilde terk ediyor. Yabancı devletlerin temsilcileri için söylüyorum ama diğer bir taraftan da insanlık dramları yaşanıyor. Uçakların kanatlarına tutunarak Taliban'dan kaçmaya çalışanlar var. Ve bütün bunlar olup biterken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması var. O da şunu diyor, hani madem bunu diyecektiniz, madem böyle olacaktı günün sonunda, 20 yıl boyunca orada niye vardınız, niye bu savaşın bir parçası oldunuz sorusu meşru bir soru ama şu açıklama da bence kısmen meşru. Şunu diyor Joe Biden, Afgan halkının, Afganların kendi ülkesi için savaşmadığı bir yerde Amerikan askeri de savaşmayacak, savaşmamalı diyor ve askerlerini çekme gerekçesi olarak da bunu söylüyor. Ama aynı Biden, hani politikacı hepsi neticede, aynı Biden bundan çok kısa bir süre önce kendisine siz ülkeyi terk edeceksiniz, yani Amerikan askerleri ülkeyi terk edecek, peki Afganistan ne olacak sorusu sorulduğunda Taliban'ın hadi ince şehirlere gelemeyeceğini, kontrolü ele alamayacağını, orada bir Afgan devletinin olduğunu vesaire söylüyordu. Fakat öyle olmadı. Görüntü en azından şu ana kadar bu şekilde cereyan etmedi. Artık ortada bir devlet başkanı yok ve Taliban bütün ülkenin kontrolünü sağlamış vaziyette. Bütün bu tartışmanın önemli parçalarından birisi de Türkiye. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşme, sonra Afgan mültecilerle ilgili çok kısa süre içerisinde iki farklı açıklama yapması, önce Afganistan'dan gelen göçü çok küçük
gibi görüp gösterip, hatta sosyal medyada bu noktadaki görüntülerle ilgili yalanlamada bulunması Erdoğan'ın, ardındansa böylesi bir göçe müsaade etmeyeceklerini söylemesi, bu işin bir tarafı. Yani Erdoğan açısından evdeki hesap çarşıya uymamış gibi görünüyor. Belki daha büyük bir göç dalgası olursa işler daha da karışacak. Bu işin bir tarafı. İkincisi ise Taliban'la ilgili başta Erdoğan olmak üzere hükümet kanadından sıcak mesajlar geliyor. Açıkçası hani bu mesajları nasıl yorumlamak lazım? Bunu konunun uzmanları elbette yapabilir. Ama Batı'nın orada olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği bir ülke Afganistan ve öyle görünüyor ki bundan sonra da orada bir Taliban gerçeği var. Ne zamana değişir bilmiyoruz. İkincisi, Allah korusun, yani şu anda hiçbir direniş olmadan teslim aldıkları şehirlerde bir iç savaş patlak verirse, oradan orada yaşanacak insanlık dramı ve oradan başlayacak büyük bir göç ve o göçün kuvvetle muhtemel büyük bir kısmının Türkiye'ye gelecek olması gerçeği var. Bütün bunlar düşünüldüğünde Türkiye için gerçekten de bir açmaz söz konusu ve bu açmazı nasıl yönetecek hükümet? Biden karşısında çok ciddi, hani artık kendisi milli güvenlik sorunu haline gelen Erdoğan'ın ne kadar direnip direnemeyeceği, o meşhur görüşmede, yani devletin bir tercümanının değil, AKP'li birinin kızının tercüman olarak katıldığı toplantıda Biden'a hangi sözler verildiğini bilmiyoruz. Ama bu yumuşak tavrın o toplantıyla alakalı olabildiğini, alakalı olabileceğini söylemek çok da spekülasyon olmasa gerek. Şimdi bu tartışma devam ederken bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Önemli bir rest bu, ama ne kadar yapabilir muhalefet bunu bilmiyorum, ama şunu diyor Kemal Kılıçdaroğlu Afgan göçüyle ilgili: gerekirse Taliban'la bizzat ben görüştüm diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteriyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan diyor. Açıkçası şimdi sizle bir anketin sonuçlarını paylaşacağım. Hükümet bu riski alabilir mi? Çünkü Erdoğan'ın gittiğini gösteren ve sandık kurulması halinde çok net, meşru bir seçimle çok net bir şekilde kaybedeceği görülen bir Erdoğan var. Ve o ankette AKP'lilerin de, hani neticede bu anketler örneklemler üzerinden yapılıyor. O anketlerde %81'i Türkiye'nin, %81'i katılanların Türkiye'nin göçmen politikasını, AKP'nin göçmen politikasını doğru bulmadığını söylüyor. Hem bu Suriyeliler konusu hem de Afganlar konusunda böyle. Şimdi bir bakalım, anketlere bakalım. Çünkü Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasını Erdoğan'ın hani seçim kazanma stratejisinin dışında düşünmek çok mümkün değil. Ve o anketler, Avrasya Araştırma'nın bir anketi var, onu paylaşacağım. İkincisi ise MAK'ın bir araştırması. Zaten bu yayın başlığı da buradan hareketle verilmiş bir başlık. Şimdi şöyle diyor Avrasya'nın son araştırması bize: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek İYİ Parti ve CHP liderleriyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları büyük fark atıyor. İşte anket sonuçları. Açıkçası buradaki büyük fark kelimesini Avrasya Araştırma'nın ben CHP ve İYİ Parti'ye yakın olmasından kaynakla attığını düşünüyorum. Yalan bir şey değil. Neden böyle dördü içinde bunu söylüyor, onu anlatmaya çalışacağım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Erdoğan'a büyük fark attığını ben açıkçası düşünmüyorum. 6-7 puanlık bir fark var. Ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için bu fark %15'lere kadar çıkabiliyor. Burada biraz aman bu partilerle yakın ilişkimiz bozulmasın diye herhalde düşüncesiyle Avrasya böyle bir başlık kullanmış. Bilmiyorum. Şimdi bir bakalım anketin sonuçlarına. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Erdoğan kalırsa, bu anket, bu ankete göre Akşener oyların %53.2'sini, Erdoğan %46.8'ini alıyor. Akşener yarışı yaklaşık 6 puanlık bir farkla önde bitiriyor. Eğer aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa Erdoğan'a karşı ve seçim ikinci tura kalırsa, orada da Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 7 puan önünde bitiriyor. Oranlar ne? %53.9'a %46.1.
Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bakacak olursak, çünkü hani bu anketler bizim önümüze geldiği gibi haberler olarak biz size anlattığımız gibi CHP liderinin ve İYİ Parti Genel Başkanı'nın da önüne gidiyor ve son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 1-2 yıl öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulduğunda daha olmama yönünde bir mesaj verirken, şimdi belediye başkanları bir dönem daha göreve devam etmeli vesaire açıklamaları bu anketlerde %6-7 de olsa parti liderlerinin de Erdoğan karşısında öne geçmesinin etkisi var gibi görünüyor. Ama eğer muhalefet işi riske etmek istemezse ve Türkiye'de demokratik bir seçim yapılabilirse, İstanbul seçimlerinde gördük birincisinde nasıl sandığı yok saydığını iktidarın, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa 158,9 oy alıyor. Erdoğan %41,4 oy alıyor. Bu çok büyük bir fark. Arada 18 puanlık bir fark görülüyor. Yani hani Erdoğan'ın uykularının kaçması çok normal. Şu anda da her meselede Erdoğan'ı yedirmeyiz çıkışlarının da ben arkasında bunun olduğunu düşünüyorum. Ortada zaten hani sandık kurulursa kimsenin kimseyi yemesine vesaire böyle bir şeye gerek yok. Demokratik bir seçim olacak ve AKP kaybedecek küçük ortaklarıyla beraber. Peki Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Ona bakalım. Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Eğer böyle bir ikinci tur olursa ve Mansur Yavaş aday gösterilirse %57,4'ü Mansur Yavaş'ı destekliyor katılanların. %42,6'sı ise Erdoğan diyor. Ve bu ankette, yani yayın başında konuştuğumuz mülteciler meselesi, göç meselesiyle ilgili katılımcıların %85,1'i, bu kısım çok önemli, mültecilerin gitmesini sağlayacaksa Türkiye Suriye Devlet Başkanı Esad'la bile görüşmelidir diyor. Şimdi hani en kötü oranda bile AKP Erdoğan'ın %43'leri falan gördüğünü düşünürsek, %42-43'leri Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumun %85'inin Esad'la görüşülmesini onaylaması, AKP ve MHP seçmeninin de artık bu meselede çok keskin bir şekilde muhalefetle aynı çizgide durduğunu gösteriyor. Zaten ne yazık ki son Ankara Altındağ'da yaşanan olaylarda bu özellikle belli kesimlerin ve kişilerin de provokasyonuyla yaşanan bir nasıl diyeyim, linç girişimi olmuştu. Hani bu da Türkiye'de göçmen meselesinin giderek büyüyen bir krize dönüştüğünü gösteriyor. Peki bu Avrasya araştırmanın anketine göre durum böyle. Peki MAK'ın araştırması, MAK danışmanlığının araştırması bize ne söylüyor? Burada da yine AKP'yi üzecek bir önemli sonuç var. O da şu, hani AKP kan kaybederken bu oyların nereye gittiği sorusu var. O oylar şuraya gidiyor, şu partilere gidiyor. İyi Parti, Gelecek ve Deva Partileri yükseliş trendini sürdürüyorlarmış. Gerçi Ali Babacan son katıldığı televizyon programlarında kendilerine %2, %3 oy biçilmesinin, anketlerin böyle söylemesinin çok da gerçeği yansıtmadığını, sandık önüne konulduğunda halkın çok daha farklı bir tablo çıkabileceğini söylüyor ama hani somut yapılan araştırmadan hareketle söyleyecek olursak, şöyle ki ankette İyi Parti %14,7 oy alıyor MAK'ın araştırmasına göre. Gelecek Partisi %2,9, Deva Partisi de %2,72. Bu iki partinin büyük oranda, belki %90, %95 oranında AKP'den oy aldığını düşünürsek, AKP sadece bu iki parti karşısında %5'lik bir oy kaybı yaşıyor. %5'ini, seçmenin %5'ini bu partilere kaptırmış görünüyor. Dahası bu partilere kaptırması aslında %10'luk bir kayıp AKP açısından. Çünkü onlar kuvvetle muhtemel Millet İttifakı'nda yer alacağı için böylesi bir tabloda %5 oradan kayıp, %5 oraya artı yazıldığında Erdoğan için tehlike çanları daha da yüksek sesle çalmaya başlamış görünüyor. Peki yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi böyle ama bir de yarın seçimi olsa, yani milletvekili seçimi, burada tablo ne olur? Burada da AKP'nin %31,4, CHP'nin %20,9,
İYİ Parti'nin %13.6, HDP'nin %7.75, MHP'nin %7.3, Gelecek Partisi'ni biraz önce söylediğim %2.67 ve Deva Partisi %2.47, Saadet %1.42. Ama buradaki rakamlarda bir hata var. Belki ben hani alırken rakamları karıştırmış olabilirim. Biraz önceki o %2.9 ve %2.7 ile örtüşmüyor. Belki başka bir bağlamda sordukları için cevap böyle çıkmış olabilir. Ama şurası bir gerçek. AKP'yi MHP ve diğer küçük ortaklarıyla beraber topladığınızda %40'ı bulmayan bir iktidar bloğu, %60'lara yaklaşan bir muhalefet bloğu var. Fakat burada özellikle son dönemde HDP'nin biz bu kadar çok destek verirken muhalefet bloğuna bizim buradan kazancımız ne sorusunu ve biz neden meşru görünmüyoruz sorusunu yüksek sesle sorduğunu ve bu hesap yapılırken de bütün bu anketlerde Cumhur ve Millet İttifakı olarak hesaplar yapılırken de HDP'nin muhalefet adına çantada kekik görülmesinin çok da doğru bir strateji olmayacağını, çok da doğru bir siyasi projeksiyon olmayacağını söylemek lazım. Çünkü yani siyasi partiler kendi çıkarlarını korumak için de varlarsa burada muhalefetin HDP ile ilişkilerinde herhalde eğer bu seçimi kazanmak istiyorlarsa biraz daha özenli ve dikkatli olmaları gerekiyor gibi. Şimdi bir başka haber, hani hep göç meselesini konuşuyoruz. Bugün bir enteresan bir haber bu. İstanbul'un çeşitli noktalarına mültecilerin Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın ülkeye girmesini protesto ediyor bir grup. Ve hudut namustur pankartı asıyorlar. Altı üniversiteli genç yapıyor bunu. Ve kendilerine de öfkeli genç Türkler diyorlar. Şimdi hani hudut namustur lafı kimsenin itiraz edemeyeceği bir şey ama askeri bir jargon olduğu da muhakkak görürüz. Dağlara taşlara yazılan sloganlardan biridir bu. İkincisi hani bu öfkeli gençler vesaire. Bilmiyorum, bana çok böyle sivil çağrışımlar yapmıyor. Bu türden protestolar hani elbette ki demokratik bir haktır. İsteyen istediği gibi yapabilir ama daha sivil jargonlar kullansalar gençler, hani zamanın ruhuna uygun olarak daha zekice ve daha sivil jargonlarla bu protestoları yapsalar bence çok daha büyük kitlelerin desteğini alabilirler. Elbette ki bu destek almak hiçbir zaman Altındağ'da yaşanan olayların ve benzerlerinin hani tasvip edilmesi vesaire anlamına gelmiyor. Türkiye'yi idare edenlerin göçmen politikasını daha iyi yönetmesiyle ilgili bir destekten bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi son iki haberimiz var. Erdoğan gidiyor ama Erdoğan giderken neyi ne kadar harcadığını ne kimse biliyor ne de hesap veriyor Erdoğan. Neden söz ediyorum? Sayıştay biliyorsunuz Türkiye'de devlet kurumlarını denetlemekle görevli bir kurum. Temelde kağıt üstünde bağımsız bir kurum ve yıllarca da bu bağımsızlığı ona olan itibarın, yani Sayıştay kurumuna olan itibarın en önemli güvencesiydi. Fakat geldiğimiz noktada Sayıştay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı'nın ve sarayın harcamaları ile ilgili herhangi bir rapor hazırlayamıyor. Yani Sayıştay raporlarında elbette ki Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ne kadar olduğu bilgisi yer alıyor. Ama bu kadar. Bunun ötesinde hiçbir bilgi, o paranın nereye harcandığı, nasıl kullanıldığı bilgisi yok. Hal böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Hani bir belediyedeki en küçük memurun yaptığı yolsuzluğa varana kadar yeri geldiğinde raporlaştıran Sayıştay, bir belediyedeki usulsüz ihaleyi, bir devlet dairesindeki usulsüz ihaleyi raporlaştıran Sayıştay, mesele Cumhurbaşkanlığına gelince hiçbir şey yapamıyor. Sonrasında ne mi oluyor? Şimdi ona bakalım. Mali veriler. Rapora göre, yani Sayıştay raporlarına göre, sarayın toplam bütçe harcaması 2014 yılında 244.6 milyon lira. Bu yıl bu tutar her yıl artmış zaman içerisinde. Sonra 2019'da bu rakam 3.6 milyara ulaşmış. 2014'te 244.6, 2019'da 3.6 milyar. Kaç kat olduğunu herhalde bakıldığında çok kolaylıkla hesap edebilir. Peki 2014'teki personel gideri neymiş? 44.1 milyon. 2019'da bu tutar 258.3 milyon olmuş. Sarayın
hani bu paraları nereye transfer ettiği vesaire bilinmiyor ama cari transferler tutarı, yani saray bir yerlere para transfer ediyor. Peki Sayıştay bunu raporlayabiliyor mu bilmiyoruz. Ama toplamda bu rakam ne? 2,1 milyondan, bu sarayın cari transferler tutarı, 2,1 milyondan 388,5 milyona yükselmiş. Yaklaşık 400 milyon cari transferleri var. Para transferleri var sarayın. Nereye, kime, neden bilmiyoruz. Elbette ki devlet bu parayı mutlaka yerinde kullanmıştır diye düşünmek istiyoruz. Ama raporlarda göremiyoruz. Peki mal ve hizmet alımları ne olmuş? 75,3 milyondan 1,8 milyara fırlamış Cumhurbaşkanlığının harcamaları. Sonra ne oluyor? Sel oluyor, Cumhurbaşkanı IBAN veriyor. Sonra ne oluyor? Yangın çıkıyor, Cumhurbaşkanı IBAN veriyor. Hani bir vatandaşın dediği gibi söyleyelim. Ya arkadaş, siz her olaydan sonra IBAN verecekseniz biz niye her gün vergi veriyoruz? Ya da madem bu kadar garibanız, siz bu 4 milyar TL, bir yalan olmasın bakayım, 3,6 milyarmış 2019-2021'de, bu herhalde 4 milyarı geçmiştir. Ya bu parayı niye harcıyorsunuz, nereye harcıyorsunuz? Madem ülkenin her felaket sonrası kendi bütçesinden harcayabileceği para yok, bu paralar nereye gidiyor? Şimdi Türkiye'de işlerin rayından çıktığını gösteren bir başka haber. Her gün açıyoruz sosyal medyayı, bakıyoruz ve hamile kadın tutuklandı, akademisyen tutuklandı, gazeteci tutuklandı, attığı tweet sebebiyle tutuklandı, şu oldu bu oldu, gece evlerinden alınan insanlar vesaire, bunların haberlerini okuyoruz. Hatta iş öyle bir boyuta geldi ki artık hükümet özellikle sosyal medyayı da kontrol etmek için meclis açılır açılmaz, tırnak içinde söyleyeceğim bunu, yalan haber yapanlarla ilgili TCK'ya göre, yani basın falan yoluyla değil yani, TCK'ya göre 5 yıl hapis sistemiyle dava açılmasını öngören, düzenleyen bir yasa getiriyor meclise. Bu derece tehlikeli insanların fikirlerini ifade etmesi. Ama gelin görün ki bir diğer taraftan silahlarla yakalanan bir adam vardı. Adı Sadık Yıldırım. Emniyet mensuplarıyla, AKP'li milletvekilleriyle, AKP'li üst düzey yöneticilerle ve en önemlisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafları olan ve yakalandığında 3 tabanca, 3 tüfek, uyuşturucu ve el bombaları ile yakalanıyor bu adam. Ve bu adam o gün birkaç saat yatar, hatta 2 saat yatar çıkarım demişti. Sosyal medyada mesele bir anda gündeme gelip halk hani infial oluşunca, polis memurunu da tehdit edince, yani hayatıyla tehdit edince, haliyle sosyal medya baskısı şahsı tutuklattı. Ama o kişi, yani Sadık Yıldırım, 11 gün sonra, 11 gün sonra tahliye edildi. 18 kişilik bir çetesi olduğu söyleniyor. Böyle bir grupla gezerken zaten yakalanıyor. Ve bu kişi 11 gün sonra tahliye edildi. Bugün hala 5. yılını doldurmasına rağmen cezaevlerinde gazeteciler var, akademisyenler var, hukukçular var, 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 var. Muhalifler var. Siyasi parti genel başkanları var, belediye başkanları var. Bu insanlar cezaevindeler, bu insanlar terörle suçlanıyorlar. Ama öte taraftan, yani silahlarla, el bombalarıyla yakalanıp polisleri tehdit eden, ölümle tehdit eden adam 11 gün sonra çıkabiliyor. Neden? Çünkü AKP'lerle fotoğrafları var, yakın ilişkileri var, emniyet müdürlerini tanıyor. Zaten o yüzden adam bunu yazabiliyor. 2 saate çıkarım ben. Böyle bir yer Türkiye. Şimdi öyle bir yer ki aslında Türkiye, hani Türkiye'nin utanç karelerinden biri olan başbakanın asıldığı, o fotoğrafı hepimiz biliyoruz. Adnan Menderes ve bakanların asıldığı meseleyi, olayı hepimiz biliyoruz, 27 Mayıs darbesini. Ve Yassıada'nın o noktada ne kadar sembolik bir değeri olduğunu biliyoruz. İşte o adayı AKP demokrasi adası yapma vaadiyle gündeme getirmişti. Sonra büyük şaşalı açılışlarla vesaire, oranın bir demokrasi adası olduğu ilan edildi, üzerine tesisler yapıldı falan. Peki geldiğimiz noktada ne oldu biliyor musunuz? Geldiğimiz noktada o adanın üzerinde Katre Island Hotel diye bir otel var. 137 odası var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile falan filan şunların ortaklığında bir otel diyor. Bu otel artık reklam yapmaya başladı ve
450 metrekarelik kral dairesinde bir gece konaklamanın bedeli 70 ila 76 bin lira arasında değişiyormuş. Böyle de demokrat bir iktidarımız var. Hani Erdoğan'la ilgili yayının başında kullandığım bir ifade vardı. Erdoğan'ı yedirmeyiz vesaire derken AKP meseleyi sembolleştirmek için de Menderes, Özal ve Erdoğan fotoğraflarını yan yana koyup yedirmeyiz diyorlardı. Yani Erdoğan'ı yedirirler yedirmezler bilmiyorum ama Menderes'in mirasını büyük bir arsızlıkla, büyük bir ikiyüzlülükle hani 20 yıllık AKP iktidarı boyunca yediklerini ve tükettiklerini biliyoruz. Ama o arsızlık öyle bir noktaya gelmiş vaziyette ki artık Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı, asıldığı o yastığa da AKP için bir turizm projesinden ibaret hale gelmiş görünüyor. Şey bu, somut durum bu. Yani Türkiye'nin gerçeği de bu. Fakat hani bu Türkiye içerisindeki meseleler ama asıl gündemin uzunca bir süre Türkiye için başta hani Afgan göçü olmak üzere Türkiye'deki göçmen meselesi olacağı da görülüyor. Bir yandan da Türkiye'yi yönetemeyen bir iktidar var ve muhalefetinde ısrarla yönetemiyorsunuz, seçim yapalım, seçime gidelim dediği bir Türkiye gerçeği var. Bugün böyle noktalayacağız. Sizden ricamız lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.